Arkadaşlar merhaba. Etnur'un dünyasından zeytinyağlı kabak yemeği tarifi. Zeytinyağlı kabak yemeği diyet mi yapıyorsunuz? Mutlaka listenizde olsun. Akşam yemeği için hafif bir şeyler mi atıştırmak istiyorsunuz? Mutlaka diyorum, mutlaka zeytinyağlı kabak yemeği listenizde olması gerekenler arasında. Peki bu zeytinyağlı kabak yemeği nasıl yapılıyor? Her zamanki dediğim olay pratik ve kolay. Kabaklarımızı temizliyoruz arkadaşlar. Temizleme işlemimizi bir güzel yapıyoruz. Saplarını kopartıyoruz. Ben kabaklarımın kabuklarını soymuyorum çünkü bu sebzelerin vitaminleri kabuklarının altında oluyor ve biz bunu aldığımız anda bu sebzelerin vitamini kalmıyor arkadaşlar. Kabaklarımızı temizledikten sonra bir çatal yardımıyla şeritler halinde çizgi çekiyoruz. Bu hem görüntü açısından güzel gözüküyor hem de değişik bir görüntü elde ediyoruz. Ben seviyorum kabağın üzerinde böyle şekiller yapmayı. Kabaklarımın hepsine aynı şekilde baştan aşağıya doğru çizgiler halinde şeritler çizdim. Daha sonra kabaklarımı ortadan uzunlamasına ikiye böldüm ve daha sonra böldüğüm diğer kısmı da ikiye bölerek küçük şekiller halinde kestim, doğradım. Videoda da izlediğiniz gibi bu şekilde doğrama işlemini yapıyorum. 3 kabağı da aynı şekilde uyguladım. Ortadan ikiye böldüm. Sonra böldüğüm kısmı yine ikiye ayırdım. Uzunlamasına tabii ki bu kesmeler. İstediğiniz boyutlarda da kesebilirsiniz. Ben yemeklerin çok büyük halini sevmiyorum. Küçük, orta boy diyelim. Bu şekilde kesip doğruyorum. Daha sonra bir adet soğanımı ortadan ikiye bölüp yine temizleme işlemini yapıyorum. Saplarını, başlıklarını kesiyorum ve yemeklik şekilde doğruyorum bunları arkadaşlar. Siz ay şeklinde doğramak istiyorsanız da olabilir. Ben kabak yemeğiyle çok fazla soğanın ortada gözükmesini istemiyorum açıkçası. Yemeklik doğruyoruz. Daha sonra bir adet kapya biberim var, 2 tane yeşil biberim var. Kapya biberimin içindeki çekirdekleri ayıkladım, yıkadım. Bunları küçük olarak doğruyorum yemeğimi. Kapya biber ayrı bir lezzet veriyor arkadaşlar yemeğe. Thank you.
Aynı şekilde yeşil biberlerimi de küçük küçük doğruyorum. Yeşil biberlerimi çekirdeklerine ayırmıyorum. Kapya biberin çekirdeği kadar rahatsız etmiyor beni çünkü. Bunu da küçük küçük doğrayalım arkadaşlar. Orta boy bir tencere alıyoruz arkadaşlar. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz tenceremize. Ve sonra doğramış olduğumuz soğanlarımızı atıyoruz. Bir güzel kavuruyoruz. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Yemeğimizi orta ateşte pişirelim bu arada. Soğanlarımızı bir güzel kavuralım. Kavrulmuş soğanlarımızın arkasından yeşil ve kapya biberimizi atıyoruz. Onları da kavuruyoruz. Biberler yumuşayıncaya kadar, şu göründüğü diriliğe gidinceye kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. İstediğimiz miktarda kavurduktan sonra bir yemek kaşığı biber salçası koyuyoruz. Siz isterseniz bir tane domates doğrayabilirsiniz, domates salçası koyabilirsiniz. Ben biber salçasını tercih ettim arkadaşlar. Salçanın kokusu çıkana kadar bir güzel kavurma işlemine devam ediyoruz. Eğer yeterince salçayı iyi kavurmazsak da midede yanma hissi veriyor. Bu da küçük bir dipnot olsun. Bu işlemden sonra kabaklarımızı atıyoruz tenceremize. Onu da bir güzel karıştırıyoruz. Görüntü gerçekten güzel değil mi? Yeşiller, kırmızılar. Arkasından 2 yemek kaşığı pirinç ekliyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı. Bundan fazlası olmasın. Yoksa lapa gibi bir şey olur yani yemeğinizde. 2 yemek kaşığı kafiydi. Bunu
Unu da attıktan sonra karıştırma işlemimi devam ediyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Pirinçler her tarafa yayılsın. İyice kavurduk. Üzerine baharatlarımızı ekiyoruz. Yine bir miktar karıştırıyoruz. Ve arkasından kaynatmış olduğumuz suyumuzu üstüne geçecek şekilde döküyoruz, ilave ediyoruz. Çok fazla su olmasın, cıvık cıvık olmasın yani arkadaşlar. Suyumuzu da ilave edip baharatlarımızın her tarafa yayılmasını sağlamak amacıyla karıştırma işlemimizi yapıyoruz, tekrarlıyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika daha kabak zaten pişiyor arkadaşlar. Piştikten sonra böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şöyle bir karıştıralım tenceremizi. Bir servis kaşığıyla tabağımıza alalım. Ve sonucu sizde görün arkadaşlar. Tane tane pirinçler içinde gözüküyor. Kabaklarımız diri diri. Çok fazla pişirmeyin. Ama şu görüntü her şeye değer. Zeytinyağlı kabak yemeği tarifim. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Başka bir yemekte, başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılar, selamlar, selametle.